Geldim. Rusya 1 Ağustos'tan sonra online vize işlemlerini halledebiliyor. Bir tek pasaport ve fotoğraf olarak başvurunuzu yapıyorsunuz ve size 15-16 günlük bir vize veriyor. O vizeyle kolaylıkla Rusya'ya girişimi yaptım. Size önce kaldığım yeri göstermek istiyorum. Şehir mimari çok nizami. Gerçekten müthiş bir mimari var. Zannedersem bu binalar hep böyle. Özellikle benim kaldığım hostelin binası Sovyetlerden kalma. Size hostelimi göstermek istiyorum. Giriş yapıyorum binaya ve en üst katına çıkacağız. En üst katında da benim kaldığım yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Bakar mısınız? Mesela yani şöylece göstermek istedim binayı da. Kendimi böyle tarihte geçmiş zamanlara gitmiş gibi hissediyorum. Ve şu anda da biliyorsunuz ki Rusya'da savaş var. Ama savaştan tabii ki bu başkentler etkilenmiyor. Savaş daha çok böyle çatışma falan. Daha çok böyle Ukrayna ile Rusya'nın sınırı arasında oluyor. Buradan ayrıyetten bir şifre girmem gerekiyor ki hostele girebileyim. Yes. Burası direkt hostelin girişi. Şurada benim odam var. Oraya girmeden önce. Burası mutfak. Aynı zamanda ortak alan. Burada böyle kendi yiyeceklerimizi falan pişirebiliyoruz. Çayın, kahven, suyun. Burada buzdolabın var. Yatak, oturma alanı, tuvalet, banyo. Burası benim kaldığım yer. Hostel zaten. Gezginleri izliyorsanız biliyorsunuz. Birçok insanla aynı odayı paylaştığın, uygun fiyatla konakladığın yerler oluyor. Burası benim yatağım. Böyle. Şimdi bu akşam hostelden tanıştığım bir arkadaşımla dışarı çıkacağım. Bir iki saate çıkmış olurum. O zaman görüşürüz. Today is Friday and in St. Petersburg people will not sleep until the sunset. Walking here, drinking in the bar, drinking in the street. But don't all the people is drinking. Somebody can just walk into the sunset. You can see, I saw in the morning it wasn't that much alive this city. Etraf gerçekten bayağı hareketli. Gündüzüne göre gecesi çok daha. Ekranda gördüğünüz yer bu arada bir alt geçit. Şehirde üst geçit yok. Şehir çok nizami olduğu için yolları böyle yaya yollarını hep altlardan geçirmişler. Bu şekilde yolda karşıdan karşıya geçmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada mesela yol var. O yolun karşısına bu alt geçit sayesinde geçtik. Son yarım saattir yürüyoruz. Nereye yürüyoruz bilmiyorum ama yürüyoruz şehrin içinde. Şimdi enteresan bir şey öğrendim. Rusya böyle 80 küsür cumhuriyet ya da bölge, işte alt şehir gibi şeylerden oluşuyor. Onlardan birisi de Baş Kürdistan'mış. Ve bugün 25-27 Ağustos arası bu Baş Kürdistan'ın cumhuriyetinin kutlanışı varmış. How do you say Baş Kürdistan? Baş Kürdistan. Baş Kürdistan. Yeah. Wow. So now are they celebrating the year? Yeah, there's some monumental culture. This republic, same. Burada onun kutlaması varmış ama gece değil gündüz oluyormuş. Enteresan. Olayı neymiş bilmiyorum ama bunu bir araştıracağım. Çok merak ettim. Baş Kürdistan diye bir federe cumhuriyet var Rusya'da. Ve böyle bayağı Sibirya taraflarında falan. Buraya ufak bir bilgilendirme gireyim. Baş Kürtler olarak değil de aslında Baş Kurtlar olarak geçiyormuş. Baş Kurtlar Türklerin bir koluymuş ve Orta Asya'da belli bir noktada Rusya Federasyonu'nun içerisindeki bir topluluk.
Ve sonunda geldik. Burası Hermitage. Yeah, second name of this palace, Winter Palace. Şimdi müziği dinleyeceğimiz yere geldik. Şu karşımızda gördüğünüz yer Hermitage Müzesi. Dünyanın en büyük ikinci müzesi olarak geçiyor. Ve burası da bu gördüğümüz alan onun meydanı oluyor. Yani bir saatlik yürüyüşün ardından müzik dinleyeceğimiz yere geldik. Meydandan biraz yürüdüğümüzde hemen şöyle bir köşe başında daha müzik yapanları görüyorum. Bakar mısın? Mesela buraya da ayrı bir sahne kuruyorlar. Buradan yoldan arabalar geçerken buraya da sahne kuruyorlar. Sokak müziğinde bu kadar ileri seviyeyi daha başka bir yerde görmemiştim. Neva Nehri'nin kıyısında böyle küçük küçük shoplar var. Bir arkadaş burada kahvesini satıyor aracının arkasından. Ama benim asıl size göstermek istediğim şey şurada. Portakaldan nargile yapıyorlar. Üzerinde portakalın içinden. Burada közü var. Bildiğiniz bizdeki nargileyi bardakta satıyorlar. Aynı zamanda kokteyl de satıyor. Ama şu olay bayağı ilgincime gitti. İçine tütününü koydu portakalın. Bakın bu boş hali. Bu dolu hali. İçinde tütün var. Onun üzerine de sanırım buradan köz koyacak birazdan. İçine almak istedim ama kaç para diye sorduğumda bana 1300 ruble dedi. Yani 15 dolar yapıyor. Benim hostelime 2 gece için veriyorum o parayı. Gelip de burada şişeye vermem yani. Karşımızda gördüğümüz bina Rusya'nın Anayasa Mahkemesi'nin böyle adliye binası gibi bir şey. Gerçekten müthiş. İnanılmaz güzel yapılar var. Müthiş dizaynları var. Bütün şehir gerçekten size büyük bir hayranlık bırakıyor. Diyarlardan diyar beğendim de Rusya'ya geldim. İlk geldiğimde buraya anlayamadım ama biraz biraz gezdikçe, şehrin içinde adımlar attıkça gerçekten ne kadar etkileyici olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Bizim mahalleye geldik. Mahallede şöyle şöyle atlar var. Bu atlarla alıp böyle şehirde tur atabiliyor musunuz? Askerler gibi duruyorlar ama aslında bunlar tamamen turistikmiş. Atlara binip böyle şehirde tur atabiliyorsun. Merhaba. Bayağı böyle barların falan olduğu yer. Kadın şu an bir şey söyleyeyim mi? Bayağı alkol kokuyor. Sarhoş ve ata bindiriyorlar şu an. Mekanın önünden atla seni alıp gideceğin yere götürebiliyor galiba. Ya da sadece öyle turluyorsun. Ve gecenin en hareketli sokağı, benim de hostelimin bulunduğu sokağa geldik. Bu sokak Rubinstein diye geçiyor. Böyle sağlı sollu komple her yerde mekanlar var. En hareketli yer. Ama çok ekstrem bir hareket göremedim. Herhangi bir aksiyon henüz alamadım. Ama millet oturuyor böyle çayını, kahvesini içmiyor tabii ki. Birasını içiyor, vodkasını içiyor. Burada ne içilir? What is the favorite Russian drink? It's not a vodka, I think. What is it? More Russian people love the whiskey, cognac. Anlayacağımız üzere Ruslar bayağı nargileyi seviyorlar. Köşe başı nargile. Yani şu yumruk olayı burada da var ya. Gerçekten. Hadi bakalım. What is this? Jiguli. Jiguli. Enteresan bir araba. Ön tarafı daha ayakta. Daha havada. Böyle bir araba. It's modern. It's modifiye. Yeah.
Adı da Ciguli'ymiş. Bu arada gerçekten arabalar da ayrı havası var. Şuna bakar mısınız? It's from Kazakhstan. From Kazakhstan. Yeah. Ayrıca bazı bilirsiniz Lada Niva'lar var. Lada Niva zaten bir Rus markası. Onun bir modellerini gördüm burada. Bizim Türkiye'de gördüklerimiz falan Lada Niva değil yani. Bildiğiniz külüstürmüş. Mekana gidelim dedim. Vadim beni 3 saattir yürütüyor ve dedi ki en son bir yerden biri alalım. Hostele gidelim, ben sana bir şeyler pişireceğim. Öyle bir şey yapacağız. Tekelden aldığımız birelerle hostele gidiyoruz. Alright. Let's go. Böyle 3 bira aldık. Kız satarken kapaklarını açtı. Saat 10'dan sonra Rusya'da alkol satışı yasak. Bu da kurallardan birisi olduğu için bu şekilde kapakları açık bir şekilde satmaları gerekiyor. O yüzden 3 biranın da ağzı açık. Şimdi hostele böyle gidiyoruz. Cheers. How do you say? Zdravye. Na zdravye. Za zdravye. Za zdravye. Za zdravye. Hostele geldik. Şöyle bir kavanozumuz var. Domatesli ve patatesli bir şey yapacak. Ne yapacağını çok merak ediyorum şu an. What is the name of the food, Russian food that you wanna cook? Kartoshka. 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 It means potato. Uh-huh. It's a very simple cook. Just I have this and potato. Mm-hmm. Maybe it's some spices in? No. Just a moment. Onion. Onion, yeah. Just tomato, potato and onion. Görelim bakalım ne yapacak. One thing. And it will be Russian delicious. It looks good. I like this. We walked for 4 hours. We cooked for 2 hours. I feel really hungry now. Russian delicious. This just from childhood of every Russian. Grandmas cook it for me. Her grandmothers cook it for her. Her grandmothers cook it for her. This and I will cook it for my children. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Yes, that's yeah. Right, better. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Yes. What do you say for someone if someone cook for you? Yeah. What you say in Russian, for example? Приятного аппетита. Mm. Like bon appetit? Yeah, it's all. Mm. Thank you. Babaannesinin yaptığı turşu suyunu içiyor bir de. Domates suyu. Bayağı tatlı, şekerli bir tadı var. Bunu özellikle alkol sonrası içerlermiş ki ertesi günü problem yaşamasınlar diye. Yemeğimizi yedik, bulaşıklarımızı kaldıralım ve gidelim yatalım. Abi yani 5 saat yürüdük, üzerine 2 saat yemek falan derken saat 3 oldu. Yoruldum, gidip uyuyacağım artık. Hayattan soğumama vesile olan olaylardan birisi de bu abi. Taharet musluğu yok. Sadece peçeteyle siliyorsun, yıkayamadan çıkıyorsun. Bütün bir ülke böyle yani. Neden olmasın ya? Götünü neden yıkamıyorsun abi? Bir suyla neden yıkayamıyorsun ya? Ben bu durumu sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Sabah çayımı da içerken size bir şey anlatacağım. Ben şimdi Rusya'ya falan da geliyorum diye... Böyle Rus edebiyatı meşhurdur işte Tolstoy'lar, Dostoyevski, Golok, işte Çehov'lar bilmem ne. Ben çok okuyan bir insan değilim ama Tolstoy'un bir kitabını aldım. Arkadaşım önerdi bana. İtiraflarım diye. Ama Rusya'yı anlatmıyor. Rusya'yı anlatmasını isterdim tabii ki. Hani ülkeyi gezerken bir yandan kitapla da gezeyim falan. Bu kitap şu anda benim vaziyetimi resmen... anlatıyor şu arkasındaki yazısı. Yani şu anda resmen böyle bir konumdayım. O kadar böyle hayattan bilmiyorum. Hayatım böyle bir pozisyonda şu an. Tolstoy diyor ki bir seyyahla onun çölde karşılaştığı yırtıcı hayvanları anlatan o şark masallarını kim bilmez ki? Seyyah hayvandan kurtulmak için
susuz bir kuyuya atar kendini. Orada kuyunun dibinde bir ejderha görür. Yani bir hayvandan kaçarken kuyuya atlıyor ve kuyunun dibinde de bir ejderhayı görüyor. Onu yutmak için ağzını açmıştır. Yırtıcı hayvan tarafından parçalanmamak için yukarıya çıkmaya cesaret edemeyen ama ejderha tarafından da yutulmamak için aşağıya atlayamayan bu zavallı kuyunun duvar taşları arasındaki bir dalı yakalar ve ona sımsıkı tutunur. Elleri uyuşur ve az sonra kendini her iki tarafta bekleyen felaketin kucağına düşeceğini hisseder. Ama hala sımsıkı yapışıp durmaktadır o dala. O sırada biri beyaz, biri siyah, İki farenin onun tutunduğu dalın çevresinden dolaşıp dalı kemirmeye başladıklarını görür. Birkaç dakikası var geriye kalan. Dal kopacak, o da canavarın ağzının içine düşecek. Seyyah bunu görür ve kurtulma şansının olmadığını bilir. Ama havada debelendiği sürece çevresine bakınmaktadır. Çalının yapraklarında bal damlaları görür. Yani o kadar felaketin içinde bir tane o dalın yapraklarından balın damladığını görüyor. Ne yapıyor dersin? Alıyor böyle ağzını uzatıyor, o dalın tadına bakıyor. İşte ben de aynı, beni parçalamaya hazır olduğunu bildiğim halde hayatın dallarına tutunuyorum. Ve bu azaba niye düştüğümü bir türlü aklım almıyor. Ve şimdiye kadar bana teselli vermiş olan balı emmeye eleniyorum. Ama bal bana tat vermez oldu. Yani o kadarla da kalmadı. O bal da artık tat vermez oldu. Beyaz ve siyah farelerin gece gündüz tutunduğum dalı kemirmekteler diyor. Öyle bir hikaye. İşte ben nasıl hissediyorum bu aralar. Buyurun anlayın. Neyse, daha fazla uzatmayacağım. Çıkalım birazcık gezin. Gezelim. Dışarıya gezelim. Şehri gezelim. Couchsurfing'den tanıştığım bir arkadaş var. Onunla birlikte şehirde birazcık tur atacağız. Çayımdan sonra hazırlanır çıkarım. Görüşürüz. Şimdi şöyle bir katedrale geldik. Burası Kazan Katedrali. Böyle bir sürü güzel güzel yerler var. Burası da Kazan Katedrali. Burada böyle bir sıra var. Sıranın başına geldim. Şöyle içeriye gidip orada Meryem Ana var sanırım. Meryem Ana'yı üzerine temizliyorlar her geçen. Dokunuyor oraya. Bir de başları kapalı, onu fark ettim. Bayağı kapanmışlar. Bir sonraki istasyonumuzda Kanlı Kilise. Kanlı Kilise'nin olayı ne tam olarak? İkinci Alexander diye bir yöneticileri var bunların, çarları var. Her zaman Avrupa'ya yönelmek isteyen bir yönetici. Ve o yüzden de aslında hem halk tarafından seviliyor ama bazı gruplar tarafından da sevilmiyor. Herkes sevecek diye bir şey yok zaten. Doğru. Bu adamı öldürmeye çalışıyorlar, Avrupa'ya özeniyorsun falan diye. Bombardıman yapıyorlar bulunduğu yere ve bu adam orada ölüyor. O bulunduğu yere de sonrasında kilise inşa etmek istiyorlar onun anısına. O kilise de bu kilise. Evet. Mali durumlar tabii ki sıkıntı, savaş dönemleri var, işte iç taraf zaten karışık. Halk kendi cebinden bunun parasını vererek, çok yakınmış kız bu. kendi cebinden parasını vererek bu kiliseyi yaptırıyorlar ve dönemin gösterişli kilisesi. Yani savaş zamanı millet aç, ekmeği yok ama o kadar çok değer veriyorlar ki Alexandra. Onun için ceplerinden halk para çıkartıyor ve hadi diyorlar bu kiliseyi yapalım. Alexander'ın anısına. Bu kanlı kiliseyi yapıyorlar. O yüzden de adı kanlı kilise olarak geçiyor anladığım kadarıyla. Burası Sovyet zamanından kalma oyuncakların olduğu bir müze. Tamamen Sovyet zamanından kalma böyle oyuncaklara. Şimdi burada Windows 93 var. 93 yılından oyunlar falan var. Bu kız da onu oynuyor şu an. Hani biz Ruslar tabii ki satranç olayında bayağı iyiler. Kocaman Sovyetlerden kalma bir satranç. Hadi oynayalım. Başla.
Ben başlayayım. Beyaz sasa. Doğru. Bu kale mi şimdi? Ne kale orada mı? Aman kale nedir ya? Şah. Şah bu mu? Tamam, o zaman şöyle başlayalım. Abi elimle elimden daha büyük. Bakar mısın ne kadar büyük olduğuna? İleride bir ayı var. Ayıyı öldürüyor. Vay. Putin'in ayısını öldürüyorlar içeriden. Bir tane kasette 30 milyon oyun vardı. Bu o değil mi? Oo, aynısı. Sovyetler kaç yıl önce vardı? Yanlış kişiye yanlış sorular soruyorsun. 40'ı vardır herhalde. Bir sinema salonu da var. Buradan çizgi film izliyoruz. Sovyetler zamanından kalma çizgi filmler mi bunlar? Değişik değişik oyunlar, oyuncaklar var. Atarimsi, böyle eski tarihi oyunlar ve oyuncaklar. Millet savaşmaya hazır. Bu neymiş? Buradan bir şeye bakılıyor. Üf. Şurayı yanlışlıkla kokladım da kaç yıl kim bilir kimlerin ne terleri buraya silmiş ki. Leş gibi kokuyordu gerçekten. Bayağı kötü. Bayağı kötü. Let's go. Şehrin en çok ziyaret edilesi yerlerinden birisi de Isaac Katedrali. Bu şehirle ilgili en çok ilgimi çeken, en çok böyle kendini belli gösteren şey tabii ki de mimariler oldu. Müthiş gerçekten. Şu mermerden bloklara bakar mısınız? Kocaman. O kadar güzel ki bu mimariler. Şöyle izliyorum, bakıyorum, baktıkça diyorum ki yani bir insan olmasaydım keşke derdim bir bina olsaydım. Ve şu bina olarak ömrümü tamamlasaydım. Yemek yeme zamanı geldi. Market Palace diye bir yere geldik. Böyle bir sürü seçenekleri var. Ben buradan bir borş çorbası alacağım. I have some borş. Yoğurtla birlikte servis edeceğim sanırım. Smatana. Yoğurdun bir tık daha koyu hali. Çorbanın yanına ana yemek olarak tavuk kutleta, tavuk köftesi alacağım. Ve yanına püre. Da püre alacağım. Patates püresi. Sosu ne kadar böyle? Kakoy sos uvası. Bir de şöyle bir içecek. Yaklaşık 6,5 ila 7 dolar arasında bir paraya geliyor. Bunun içerisinde çorba, ana menü ve bir içecek dahil. İlk olarak çorbanın tadına bakmak istiyorum. Çorba bildiğim kadarıyla, aynen de gördüğüm de kadarıyla pancardan yapılma, bol sarımsaklı, hafif dereotlu falan bir çorba. Rusların en meşhur çorbası, ekşi ve lezzetli. Görüyor musun? Hep Kiril alfabesi var ve bunları okumak mümkün değil. Allah vere de ben zamanında Kiril alfabesini öğrenmiştim. Yıllar önce benim bir Rus sevgilim vardı. Onun motivasyonuyla ben öğrenmiştim Kiril alfabesini. O yüzden burada birazcık o konuda kolaylık yaşayacağım. Yıllar öncesinden demek ki öğrendiğim halen daha çalışıyor. Bak bugünlere gel. Mesela burada bu harfi bilmiyorum. Bu U, bu N, bu K, T. B'yi V olarak okuyorlar. Şu D. A, Ç, I veya İ olması gerekiyor. Burada ne yazıyor? Zakazov. Ya okuyabiliyorsun ama tabii dili de bilmediğim için maalesef anlamıyorum ne yazdığını. Burada hava durumu nasıldı mesela? Yazın nasıl, kışın nasıl? Şey, ya burada bir ay önceye kadar güneş hiç batmıyordu. Hiç batmıyordu. Ne kadar sürdü? Yaklaşık 1,5 ay. Bir buçuk ay boyunca güneş hiç batmadı ve evet. Hep gündüz böyle ışık vardı yani. Kışın ama tam tersi. Yani hiç güneş doğmadığı zamanlar oluyordu böyle. Herkes depresyonda. Sonra neden gülmüyor diyorlar ya. Haklı olarak adamlar da gülemiyor. Bir ve tek olan her şey birbiriyle var olurken savaşın olduğu yerde barışın varlığından emin olur. Ve asıl olan soruyu soruyorum. Bunca varoluşun içinde seçimlerin sorumluluğunu alıp da şimdi yönümüzü neye döndürmeli? Thank you.
lazım çünkü.